Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzdan itibaren target resmimizi ekleyeceğiz ve bunun üzerine bir sanal buton ekleyeceğiz ve üzerine ayrıca iki tane de geometrik şekil ekleyeceğiz. Amacımız butona tıklayınca birinin görünmesi, tıklamayınca da diğerinin görünmesi. Bu şekilde bir çalışma yapacağız. Hemen başlayalım. Sağ tıklıyorum. Woofery Engine'den Image Target seçiyorum arkadaşlar. Evet, geldi. Image Target. Şimdi burada şöyle söyleyeyim ben size. Image Target'ı isterseniz ismi de özelleştirelim. Şöyle ismi de verelim. Rename diyelim. Küp küre diye bir isim verelim arkadaşlar. Ve bunu tıkladıktan sonra bakın burada Image Target Behavior'dan From Database seçiyorduk hatırlarsanız. Ve buradan sanal buton bir önceki videoda hatırlarsanız Woofery'den bunu indirmiştik ve projemize import etmiştik. Sanal buton database'i tıkladıktan sonra bakın küp küre hemen gözüktü. Alt tuşuyla veya Mac bilgisayarda Option tuşuna basarak şöyle görünüşünün tam karşıdan olacak şekilde şu şekilde olacak şekilde ayarlıyorum. Şimdi burada şunu yapacağız. Bir tane küp objesi getireceğim buraya koyacağım. Bir tane küre objesi buraya koyacağım ve buraya ayrıca sanal bir tane pardon buton koyacağız. Hemen küp ekleyelim. Bakın küp kürenin içerisindeyken sağ tıklıyorum. Üçte objekten hemen küpü seçiyorum. Bakın küp geldi arkadaşlar. Ve küpü götürüyorum. Şöyle. Bir de şöyle alttan bakıyorum. Yukarı çıkarayım birazcık daha. Evet. Şöyle birazcık daha bu tarafa alayım. Hatta isterseniz bunu birazcık da şunun ile küçültelim arkadaşlar. Tamam. Yukarıdan bakalım. Şekilde baktık nasıl gözüküyor pardon, şöyle bir de yukarıdan bakalım. Tamam, bunu şu şekilde şöyle ok tuşlarıyla tekrardan şöyle aşağı doğru kadriyorum. Pardon, küp tamam arkadaşlar. Bir tane de küre ekledim, sağ tıklıyorum, üçte objekten sferi seçiyorum. Bakın bu da geldi, hemen bunu da götürüyorum şöyle. İsterseniz bunu birazcık büyütelim, şu şekilde büyüterek görünümün yine alttan olmayacak şekilde bunu yukarı taşıyalım arkadaşlar. Şu şekilde bunu havaya kaldırıyorum. Bakın diğeri de küpün tam üstünde. Bu da kürenin tam üstünde. Tamam. Şimdi bir daha şöyle bakalım. Fakat bunlar çok böyle beyaz olduğu için güzel gözükmüyor. Şimdi ben projenin içerisinde bir tane sağ tıklayarak Create Folder diyerek yeni bir klasör ekliyorum. Ve buna Textures. Yani dolgular oluyor Türkçesi herhalde. Ekliyorum ve bunun içerisinde şimdi bir tekstür ekleyeceğiz. Şimdi internette birçok site var. Ben şöyle freepik.com'da birçok tekstür var ve şu resmi tıklayarak ben bunu masa üstüne indirdim arkadaşlar. Ve bunu alıyorum. Şu herhangi bir resim de olabilir. Hiçbir özel bir şey yok. Ve burada tekstürün içerisine bunu ekliyorum arkadaşlar. Şu an inmesini bekliyorum. Evet. Daha sonra bunu alıyorum. Hem küpün üzerine atıyorum arkadaşlar. Hem de küreye. Burada size tamamen kalmış. Dilerseniz her birine ayrı ayrı texture'lar, kaplamalar yapabilirsiniz. Tamam. Çok da güzel gözüktü bence. Rengini bayağı sevdim. Şimdi buraya biz bir tane sanal buton ekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın sanal buton eklemeyi bizim hedef olarak resmimiz ekliyorduk ya. Bunun burada Advanced var arkadaşlar. Bunu tıklayarak şöyle. Bakın burada Add Virtual Button var. Bu kadar kolay arkadaşlar. Tıklıyorum. Ve Virtual Button geldi arkadaşlar. Ve bunu daha sonra kaydırarak tam butonun üzerine gelecek şekilde arkadaşlar. Ve burada şu 2D'yi seçerek şöyle yanlardan da çekeyim. Option'la bakalım. Şu şekilde olacak şekilde arkadaşlar. Tam bu bölgeyi seçiyorum. Şu an tamam. Ve buna bir tane isim verelim arkadaşlar. Çünkü ismiyle biz burada şey yapacağız. İsmi şöyle olsun. Sanal buton. Şimdi burada evet sensitivity diye bir konudan bahsetmiştik. Bakın burada high, medium ve low var. Ben burada medium'u seçiyorum arkadaşlar. Ve buna göre sanal buton ismini verdiğim bu sanal butona erişerek ben burada gerekli işlemleri yapacağım arkadaşlar. Görünümde hafif değişiklikler yapabilirsiniz. Burada amacımız sanal butonun kullanımını anlatmak. Tamam, bunu da yaptık. Şimdi özet olarak ne görmüştük? Bir, geometrik şekilde sanal butonu eklerken
En az şu şeklin, bizim butonun tüm boyutun %10'undan ve daha fazlasının olmasını amaçlamıştık. İlk videoda hatırlarsanız sanal butonda olması gereken özellikleri anlatırken bunu vurgulamıştım. 2. Butonun dikdörtgensel olmasını pardon, dikkat ediyoruz. Olabildiğince ve biz sanal butonu da dikdörtgen olarak şu şekilde seçtik. 3. Olabildiğince kenarlardan uzak olacak şekilde ben bu yerleşimi yapacaktım. Çok kenarlara yaklaşmayacaktık. Burada onu kullanmadık. Sanal butonlar eğer birden fazlaysa yan yana olacak şekilde demiştik. Üst üste değil de. Bir de burada sensitivity konusunda eğer biz high seçersek bizim tıklamalarımızda oldukça hassas davrandığını, low seçtiğimizde ona göre daha az hassas davrandığını. Fakat ben bu projede medium seçtim arkadaşlar. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi dilerseniz bir de script hazırlayalım bir tane. Create diyorum. Yeni bir folder açıyorum ben yine assetlerin içerisinde. Bu scripts olsun arkadaşlar. Ve bunun içerisine yine sağ tıklıyorum. Create diyorum. C Sharp script diyorum. Ve buna sanal buton script diye bir isim veriyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakın bu sanal buton scriptini, bakın burada bir küp ekledik değil mi? Bizim ilk texture olarak eklediğimiz küp, küre texture'ını ekledik. Biz bu sanal buton scriptini çekip direkt bu bizim hedef resmimizin üstüne yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ya burada bakalım. Bakın burada sanal buton script olarak gelmiş. Bunu da gördük. Hedefimizi indirdik. Amaçladığımız şey şu butona tıklarsak biri görünsün, tıklamazsak diğeri görünsün. Bu şekilde bir uygulama yapacağız arkadaşlar. Burada siz farklı şeyler, aklınıza gelen her türlü şeyi deneyebilirsiniz. Konuyu ben burada özellikle anlatmayı amaçlıyorum. Öğrenmenizi amaçlıyorum. Sizin hayal gücünüze bağlı olarak dilediğiniz gibi özgün tasarımlar yapabilirsiniz. Hedefleri ekledik. Sanal buton ekledik. Sanal butona şöyle gelelim. Sanal butona bir isim verdim. Ve hassasiyetini ekledim. Ve buna göre yerleşimde de dikkat etmem gereken hususlara da dikkat ederek işlem yaptım. Dilerseniz bir sonraki videoda bu script hazırladığım script'in içerisini doldurarak işlemimizi devam ettirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.